Rabbin huzurunu gerçekten hissettik değil mi? Yani tanıklıklar aracılığıyla tapınmamızda Rabbin yönlendirişi, Rabbin bizimle olmasına çok güçlü bir şekilde hissettik ve hissetmeye devam edeceğiz bugün. Şimdi, bugün eski antlaşmadan bir hikaye bakacağız. 4000 sene önce İsrail halkı köle olarak Mısır'da kalıyorlardı. Ve Rab onları kölelikten kurtarıp size süt ve bal akan bir ülkeye doğru getireceğim. Öyle vaat etmişti. Yani o günkü İsrail halkı şimdiki İsrail devleti ile arası yoktu birazdan göreceğimiz gibi. Ama İsrail halkı bu yoldayken, bu kölelikten özgürlüğe doğru giden yoldayken aslında bir arada onların umudu tamamen kayboldu. Tamamen kaybettiler. Çünkü Rab onların yanındaydı ama farkında değillerdi. Farkında değillerdi. Ama bir gün Rab bir ateş sütunu olarak kendini onların önlerinde belirledi. İsrail halkı artık yalnız yürümeyecekti. Geçen hafta hatırlayan varsa Üsküdar'da Andy abimiz buna benzeyen bir hikaye paylaştı. Bu ateş sütunu ile ilgili. Hani çok popüler bir İngiliz futbol takımı var değil mi? Liverpool. Tanımayan var mı? Liverpool takımı. Onların ünlü marşı var. Yalnız, asla yalnız yürümeyeceksin değil mi? Asla yalnız yürümeyeceksin. İşte herkes bunu biliyor. Meşhur bir marş zaten. Çok etkileyici ve güzeldir. Aynen böyle İsrail halkı da çölde yalnız yürümediler. Çünkü Rab onların öncüsünü yaptılar. Ve Musa onların önderi olarak halkını yola çıkarırken Rab'den duyduklarını halka anlatmıştı. Ve biz bugün buna bakacağız. Yasanın tekrarı 9. bölümünden geliyor. 6. bölümünden pardon. Şöyle diyor. Tanrınız Rabbin size öğretmek için bana verdiği buyruklar, kurallar, ilkeler bunlardır. Mülk edinmek için gideceğiniz ülkede onlara uyun diyor. Uyun bu kurallar. Yani Rab onların önünde ateş ve bulut sütunuyla yolunu gösterecek. İsrail halkının tek yapması gereken şey bu yolu izlemek, bu kurallara uymak oluyordu. Ki bir gün vaat edilen toprağa ulaşacaklar. Ateş sütunu yerinde durduğunda İsrail halkı da orada ordugahını, orada çadırlarını kurarlardı. Şimdi devam ediyor ayetler. Yaşamınız boyunca siz, çocuklarınız ve torunlarınız size verdiğim bütün kurallar, buyruklara uyarak Tanrınız Rab'den korkun ki ömrünüz uzun olsun. Kulak ver ey İsrail, söz dinleyin ki üzerinize iyilik gelsin. Atalarınızın Tanrısı Rabbin size verdiği söz uyarınca süt ve bal akan ülkede bol bol çoğalasınız diyor. İlginç bir şey, İsrail halkının izleyeceği yol hem uzundu hem de kısaydı. Neden uzundu? Çünkü günah bulaşmış olanlar asla oraya varmayacaktı. Ama kısaydı, çünkü arınmış olanlar kesinlikle gideceği yere ulaşacaklardı. Ve biliyoruz ki Rab onlara 600 tane buyruk verdi, emir verdi. Şu şeyler yapacaksın, şu şeyler yapmayacaksın. Ama peki Rab niye onlara kural verdi? İlginç bir soru değil mi? Yani o yürüyüşte, o göç etmesinde Rabbi temsil ediyorlardı. Tanrımızı temsil ediyorlardı. Ve bu epeydir büyük bir sorumluluk taşımak anlamına geliyor. Hani kendi başına ne yapıyorsan kendi sorumluluğun var. Ama Rabbin adına ne yaparsan
ek bir sorumluluk var. Hani şöyle düşünebiliriz, değil mi? Yani eşimle birkaç ay önce Anıtkabir'e gittik. Oradaki askerler, gördünüz mü? Yani siz gittiniz mi bilmiyorum ama oradaki askerler gerçekten böyle dimdik duruyorlar. Her şey çok şey olarak yapıyorlar. Temiz ve düzenli oluyorlar. Biz öyle düşünecek olursak onlar herhalde normal insanlar gibi oluyor. Yani böyle kıyafetini böyle askerlik görevini yapmadığı sürece bizim gibi böyle yaslıyorlar herhalde. Ama asker oldukları için oldu. Yani o görevi yerine getirdiği zaman böyle dimdik durmaları gerekiyor. Çünkü kendilerinin sorumluluğu değil, devletin sorumluluğunu taşıyorlar. Askerlerin şeyini taşıyorlar. İsrail o zaman Rabbin halkı olarak temiz kalmak zorundaydı. İlk bakışta ilk olarak başka halklarla karışmayacak. Onların saflıklarını korumak zorunda kaldılar İsrail halkı. Ama neden bu kadar önemli oldu ki diğer halklardan farklı, diğer halklardan arınmak? Çünkü bronz çağından söz ediyoruz burada. Rabbi tanımayan diğer halklar iğrenç adetlere sahiptiler. Mesela çocuklarını yakarak, kurban ederek ilahlarını taparlardı. Mesela tapınakta fahişeliği yaparlardı. Rab yok, kendi halkım, kendi yani kendime ait olan kişilerin bu şeylere katılmasını, bu şeylere uymasını istemiyorum dedi onlara. Yani orada bir yasa yoksa kimin gücü kime yeterse o işte yani en güçlü odur. Orman kanunlarıyla yaşıyorlar. Temizliği, hijyen kurallarını bilmiyorlar, önemsemiyorlar. Ama Rab dedi ki yok, benim halkım özel olacak. Benim halkım benim istediğim şekilde yaşayacaktır. İsrail halkı, hani burada şimdiki tarihten sözü geçmeyen bir sürü farklı halklar var. Ama İsrail halkı devam ediyor bir şekilde. Tamam, şimdiki İsrail devleti bununla pek alakası yoktur. Çünkü Rabbin sözlerine uymuyor. Ama neden İsrail halkı bugüne kadar sürüyor? Çünkü o çağda Rabbin sözlerine uydular. Ona göre yaşadıkları için Rab onları korudu. Rabbin İbrahim'e verdiği söz uyarınca ve Mesih'in fedakarlığı sayesinde herkes için artık Rabbin seçilmiş halkına dahil oluyor. Yani İsrail kavramının anlamı aslında yok, yani eğer Rab'be ait olmak istiyorsan onun istediğine göre yaşaman gerekli olduğunu diye gösteriyordu. Ve artık bu hiçbir zaman sadece İsrail, sadece belli bir soydan gelmiş olan kişiler için değil. Rabbin planı İbrahim'in aracılığıyla bütün uluslara bereket kaynağı olmasıydı. O zaman demektir ki şimdi İsa Mesih'in fedakarlığın aracılığıyla hepimiz İsa Mesih'e iman etmişse, kimse varsa Tanrı'nın seçilmiş halkının parçasına girdi. İşte biz imanla oraya girebiliriz. Hamdolsun. Ama peki, en önemli kural, en önemli buyruk nedir? Şöyle diyor, dinle ey İsrail. Tanrımız Rab, tek Rab'dir. Tanrınız Rabbi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz, diyor. İşte bizim için geçerli olan yegane buyruk budur arkadaşlar. Din bilginler İsa Mesih'e geldiklerinde ve sorduklarında en büyük buyruk nedir? İşte İsa Mesih bu buyruğun olduğunu söyledi. Bu buyruğu söyledi. Diğer eski antlaşmadaki kurallar bizim için geçerli değildir. Neden? Çünkü biz artık Mesih sayesinde temiz kılındık. Temiziz. Aklandık. Aklandık arkadaşlar. Temiz olanın temizlenmeye ihtiyacı yoktur. İsa Mesih çarmıhta öldüğünde
bütün kirliliğimizi, bütün bela, bütün lanetler ortadan kaldırdı ki biz özgür bir hayat yaşayalım. Biz karşılıksız olarak aklandık ve temizlendik. Gereken her şey Rab bizim adımıza yaptı. Arkadaşla bedelini ödedi. Ve bütün bunların karşılığında Rab bizden tek bir şey istedi. O şey nedir? Onu sevmek. Onu sevmek oluyor. Evet. Onun halkına layık bir şekilde yaşamamızı istiyor. Rabbi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz. Ve Musa şöyle devam ediyor. Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun. Onları çocuklarınıza belirtin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edinin diyor. Wow. Yaptığımız her işte sevgiden kaynaklanmalı. Sevgi hakim olmalı. Çalışırken sevgiyle çalışalım. Düşünürken sevgiyle düşünelim. Kardeşlerimizle zaman geçirirken sevgiyle geçirelim zaman. Alnımızda Rab seviyor yazılsın. Böyle dövmeyle değil, ruhsal şekilde yazılsın alnımızda. Ya. Eğer gerçekten birbirimizi seviyorsak, başka herkes bunu görür. Çünkü dünyadan çok farklı oluyor. Değil mi? Dünyada pek sevgi kalmadı. Ama sevgi nedir? Rab'bin bahsettiği sevgi nedir? Mesih bizi nasıl sevdi? Kendini feda ederek. Mesih dünya inmesine gerek yoktu. Bizi kurtarmaya gerek yoktu. Ama bizi sevdiği için kendini alçalttı ve kendini feda etti. Ve biz de kardeşlerimizi, biz de bu dünya için böyle kendimizi alçaltmalıyız ve kendimizi feda etmeliyiz. İşte arkadaşlar, Rabbin istediği sevgi budur bizden. Devam ediyor musun? Evlerinizin kapı sövelerini, kentlerinizin kapılarını yazın bu buyruk, bu buyruklar. İşte bu bizim kimliğimiz olsun. Onlar sorduklarında sen kimsin? Ya işte sevgi tanrısını izleyen, kendimi feda eden biriyim diyebilelim. Ait olduğumuz yücelik saklanmaya değil, görünür olmaya gerektirir. İsa ne dedi? Şunuz parlasın herkesin önünde. Herkes sizi görsün. İşlerimizde, tavırlarımızda, yaşam şeklimizde Rabbin ismini yüceltelim arkadaşlar. Biz şimdi Rabbin seçkin halkı olarak Rabbin önderliğinde yürümeye devam ediyoruz. 8 sene oldu. 8 sene daha olacak. 8 sene daha olacak bundan sonra. Devam edecek arkadaşlar. Hamdolsun. Yani 7 katlı gökyüzünden söz edildiğini duydunuz herhalde. 8. katta Tanrı yaşıyor. Biz şimdi o katı geldik. Gerçeği de iman ettiğimizde o katına ulaştık. Ama yaşam kilisesi olarak böyle simgesel bir şekilde 8. sene hasat yılı olarak ilan ediyoruz. Çok kişi gelecek, çok kişi iman edecek, çok kişi aramızdaki sevgisini görecekler. Ve umuyoruz ki onlar da Rabbi sevmeyi öğrensinler. Değil mi? En büyük isteğimiz bu. Biz sevgi bulduk, o sevgi başkaları göstermek istiyoruz. Onların bulmasını istiyoruz arkadaşlar. İsrail'e ateş sütunu olarak yol gösteren Rabbi izlemeye devam edeceğiz. Ama peki, bugünlerde böyle fiziksel ateş sütunu bize yol göstermiyor ki. Peki, bize ne yol, yani neler bize yol gösteriyor? Nerede bu ateş sütunu bizim için? Elçilerin işlerine bir bakalım. Şöyle diyor. Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyorlardı. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten diller benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler.
İşte bu ateş sütunu kutsal ruhun kendisiydi. Ve kutsal ruh artık İsa Mesih'e iman etmiş olan herkesin yüreğinde oturuyor. O zaman fiziksel bir ateş sütunu yok ama hepimizin yüreklerinde Rabbin ateş sütunu var. Ne yapıyor? Bize yol gösteriyor. Bize neler yapmamız ve nelerden sakınmamız gerekli olduğunu gösteriyor. İsa Mesih'in istediği şekilde nasıl yaşamamız gerekli olduğunu bize gösteriyor yüreklerimizde. Bizim rehberimiz o. Rab bizde mesken kurdu. Rab bizim yüreklerimizde kendi konutunu kurdu. Ve başta biz 1. Petrus'tan çok güzel ayetler okuduk. Aslında Anı'nın bu ayetler ne kadar alakalı olduğunu bilmiyordu önceden. Ama gerçekten çok anlamlı ayetler var. Ne diyor 5. ayet? O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kahinler topluluğu olursunuz. Yaşam Kilisesi. Biz neyiz? Biz neyiz? Biz kutsal bir kahinler topluluğuz artık. Hep beraber. Kutsal ruh yüreklerimizde, kutsal ruh da bizi bir tapınak haline getiriyor. Biz hep beraber Rabbin hoşuna giden kurbanlar, ruhsal kurbanlar sunuyoruz kendi hayatlarımızdan. Biraz sonra şöyle devam ediyor. Siz seçilmiş soy. İsrail seçilmiş değil. Biz seçilmişiz. Mesih'e kim iman ediyorsa seçilmiştir. Kralın kahinleri, kutsal ulus. Biz kutsal bir ulusuz. Biz evrenin kralının kahinleriyiz. Tanrı'nın öz halkısınız. Yaşam Kilisesi. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. Rab bizi niye seçti? Bu karanlık dünyaya onun ışığını duyuralım diye bizi seçti. Bizim öyle yapmamıza devam etmemizi istiyor. Bir zamanlar halk değildiniz. 8 sene önce bu odada kimse tanımıyordum. Bir zamanlar halk değildiniz ama şimdi Tanrı'nın halkısınız. Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz, şimdi ise merhamete eriştiniz diyor. Bu ne kadar harika bir söz, değil mi? Ne kadar harika bir söz. Ve şunu bilmemiz gerekiyor. Burada söylediği gibi, Yaşam Kilisesi, bu yolculukta asla yalnız yürümeyeceksiniz. Değil mi? Tanıklıklardan bunu duyduk, değil mi? İşte yani şu kardeş bana çok yardımcı oldu, şu kardeş beni sevdi, şu kar yani zor durumdayken şu kardeş benim için dua etti. Birbirimizi sevdiğimiz için, yani hepimiz kendimizi feda ederek bu sevgi kardeşlerimize gösteriyoruz. Yaşam Kilisesi böyle yürümeye devam edelim. Asla yalnız yürümeyeceksiniz. Asla yalnız yürümeyeceğiz. Yaşam Kilisesi. Fırtınalardan geçebiliriz. Yağmurda ıslanabiliriz. Dondurucu rüzgarlara gerebiliriz. Bazen sendeleyebiliriz. Ama Rab bizi kaldıracaktır. Rab bizi koruyacaktır. Çaresizlik, yılgınlık sana yakışmaz. Yakışmaz. Çünkü biz Rab ile yürüyoruz. Beraber yürüyoruz. Bunun için kalbimizdeki umudu asla kaybetmeyelim. Çünkü Rab bizimle. Rab sizinle, Rab bizimle. Ve bu fırtınaların ardından altın bir gökyüzü gelecektir. O zaman başımıza dik tutalım Yaşam Kilisesi. Rabbin yolunda yürümeye devam edelim arkadaşlar. Ona hizmet ediyoruz. Ona layık bir şekilde yaşayalım ve birbirimize hizmet etmeye devam edelim. Gelecek için kaygılanmayalım. Biz içimizdeki ışığa aitiz.
Ocean izinde süt ve bal akan ülkeye gidiyoruz hep beraber. Asla yalnız değiliz çünkü çobanımız yetkin bir çobandır. Kuzularını için gerekirse canını bile veriyor. Onun adına yücelik olsun arkadaşlar. O zaman bu sene birlikte yürümeye seçelim. Değil mi? Ayağa kalkalım ve hep beraber 23. mezmuru okuyalım. Hepimizin bildiği bir mezmur zaten. İşte. Hep beraber okuyalım. Rab çobanımdır. Eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır. Sakin surların kıyısına götürür. İçimi tazeler. Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. Kasem taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım.